Özellikle İstanbul'da beklenen yağmur felaket getirdi. Evet. Gerek AKOM, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valisi, gerek meteoroloji türlü türlü uyarılar yaptı. Ve akşam saatlerinde maalesef Başakşehir, Küçükçekmece, Arnavutköy'de ciddi etkili oldu. Hayat durma noktasına geldi ve hatta İstanbul'da iki kişi yaşamını yitirdi. İzleyelim, konuşalım. İstanbul'u sel aldı. Yağmur aniden bastırdı. Metrekareye 125 kilogram yağış düştü. Başakşehir, Arnavutköy, Halkalı ve Küçükçekmece sular altında kaldı. Akşam saatlerinde İstanbul'un karanlığını şimşekler aydınlattı. Şimşeklerin ardından aniden bastıran yağmur hayatı felç etti. Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde mahsur kalanlar insan zinciri kurdu. Hastaneye çıkmayı bekliyoruz ama birimizin su açtı. Herkes burada mahsur kaldı. Daha fazla su yukarıya çıkardı. Şöyle bir zincir oluşturdular. Herkesi teker teker çıkartmaya çalışıyorlar. Bir AVM'ye dolan sel suları cep telefonu kamerasına yansıdı. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin bir bölümünü su bastı. Hatta bir odaya dolan su nedeniyle çalışanlar kapıyı açmakta zorlandı. Su kısa sürede tahliye edildi. Hastane hizmetinde aksama yaşanmadı. Arnavutköy'de kurulan pazarı sel vurdu. Sel suları pazar tezgahlarını önüne katıp böyle sürükledi. Kasalar gidiyor, kasalar. Ula. Evet, şu anda motor gidiyor. Motorlar gidiyor. Yağmura falan gidiyor. Başmanak versin. Aha, motoru çekiyor. Yardım et. Hadi şu ayakkabı çıkarayım ben de gidiyor. Atla. Yardım edin oğlum, yardım edin. İşte canımıza bir şey olmadı, zarar hiç. Arkadaşlarımızın mallarını şeyleri gitti. İşte öyle canımıza bir şey olmadı. Kayaşehir metrosunda yağmur suları adeta şelale gibi aktı. İki tellide dere taştı, araçlar nehir gibi akan sulara gömüldü. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dereye bak. Nasıl taştı? Her taraf su, sel. Allah abi. Allah yardımcın olsun. Bak, araba devrildi. Baksana da araba yok yani. Bataklık olmuş çekmiş içine. Yaşlı bir kadın sele kapılmaktan son anda kurtarıldı. Bir AVM'ye dolan su cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Evi sular altında kalan bir vatandaş yüzerek canını kurtardı. Halkalı'da çatılara çıkarak yardım bekleyenler iş makinesi ve botlarla kurtarıldı. Şiddetli yağışlar bazı ev ve iş yerlerini de kullanılamaz hale getirdi. Bunlar sular götürdü abi, orada çocukları çıkarttık. Şurada da ev yıkıldı zaten. Her şey sular altında. Annem aşağıda oturuyor. Benim 6 tane kedim var. Ben annemin canına mı sevileyim? O kedileri ben 3 yıldır besliyorum. Aniden bastıran sağanak yağışın meydana getirdiği sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti. Metrekareye düşen yağmur miktarı 125 kilogram oldu. Evet. Şöyle akşam bilmiyorum dikkatini çekti mi ya da gördün mü? Anormal bir gökte garip bir durum vardı. Yani havanın bir yerden ciddi bir şekilde patlayacağı belliydi ama hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Evet, İstanbul'da bir yağmur beklentisi vardı mutlaka. Fakat böylesi bir sele yol açacağı mutlaka beklenmiyordu. Yani, sonra ilerleyen dakikalarda bağlanacağız. Oldu, özellikle kuzey ilçelerde işte yani havaalanında olduğu, İstanbul Havalimanı'nda olduğu, Arnavutköy, Kayaşehir'de, işte Millet Kütüphanesi'nde neler olduğu hep beraber gördük. Bu arada hayatını kaybedenlerden bir tanesi yine uyruklu bir arkadaş.
bir tanesi de işte Başakşehir'de 57 yaşında Yıldız Yurtseven'le İraman Kebe. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kesinlikle öyle. Evet. Ve metro istasyonunu su bastı. Düşünsene.